Herkese merhabalar. 10. sınıf matematikte hangi konularımız var ve hangi konuları işleyeceğiz? Bütün sene boyunca hangi konular bizi zorlayacak? Gelin beraber öğrenelim. Bir kere toplamda 6 tane üniteden sorumluyuz 10. sınıf matematikte. Sayma ve olasılıkla başlayacağız. Ardından fonksiyonlar, ardından polinomlar, ardından ikinci dereceden denklemler, dörtgenler ve çokgenler ve uzay geometrisi şeklinde gelecek. Biliyorsunuz 9. sınıf müfredatı yenilendi. 10. sınıfa daha gelmedi bu. Yani bizim 9. sınıf yeni müfredatı aslında gelecek sene 10. sınıfa gelecek. Dolayısıyla biz eski müfredatta devam edeceğiz. Lisemizin sonuna kadar eski müfredatta ilerlemeye devam edeceğiz. Yani yeni müfredattaki konu başlıkları şu anda bizim sınıfımıza uygulanmayacak. Dolayısıyla hiçbir problem yok. 10. sınıf müfredatı da aslında aynı şekilde devam ediyor. Peki neler yapacağız? Biz bu konulardan hangisinde zorlanacağız derseniz, gerçekten baktığımız zaman birazcık kapsamlı bir konu, sayma ve olasılık geniş bir konu, birçok şey öğreneceğiz. Birazcık bizi zorlayabilir, ilk konu olmasına rağmen birazcık bizi zorlayabilir. Ardından fonksiyonlar da yepyeni öğreneceğimiz konulardan bir tanesi. Burada da çok temel bir konu olduğunu söyleyebilirim. İleride göreceğimiz 12. sınıf konularının içerisinde de çok olan bir konu ve gerçekten de üniversite sınavında da çok çıkan bir konu. O yüzden çok dikkat edeceğiz bu konuya. Polinomlar nispeten daha kolay fonksiyonlara göre. Ardından ikinci dereceden denklemler, formüllerin olduğu ve gerçekten birazcık daha hani diğerlerine göre bizi rahatlatacak bir konu. Dörtgenler ve çokgenler, geometri konuları zaten birazcık daha rahat diyebiliriz. Uzay geometrisi de yepyeni bir konu. Orada birazcık görsel becerilerimizin birazcık kullanılması gerekiyor diyebiliriz. Peki neler var? Gelin birazcık daha detaylarına bakalım. Bir kere sayma ve olasılıkta sıralama ve seçme nispeten basit bir konu diyebiliriz. Toplama ve çarpma özelliklerine bakacağız. Bunları yaparak saymayı, ardından tabii bunların hepsi aslında olasılıkla bağlantılı konular, faktöriyel kavramını öğreneceğiz. Ardından permütasyon, yani birkaç tane kalemi sıralama. Mesela bu kalemleri bir böyle sıralayabiliriz. Mavi, siyah, sarı, işte şey diyelim, yeşil diyelim. Veya yeşili başa koyarım, böyle sıralayabiliriz. İşte bu sıralama konusunu yapacağız. Bir de tekrarlı permütasyon yapacağız. Yani burada iki tane sarı kalem olsaydı kaç farklı şekilde sıralanabilirdi? Bu ikisini değiştirdiğimiz zaman hiçbir şey değişmiyor çünkü. Gibi, buna bakacağız. Kombinasyon konusuna bakacağız. Beşlerden bir tane seçme veya beşlerden iki tane seçme konusuna bakacağız. Pascal üçgenine bakacağız ki gerçekten binom açılımının temelini oluşturuyor. Binom açılımı da sonrası gelecek konu. Ardından bütün bunların aslında uygulamalarının hepsini yapabileceğimiz basit olayların olasılıkları, yani olasılık konusuna geleceğiz. Burada örnek uzay, deney ve çıktı kavramını öğrendikten sonra bir olayın tümleyeni, yani değili, yani olumsuzuna bakacağız. Kesin olay ve imkansız olayı öğrendikten sonra da ayrık ve ayrık olmayan olaylara bakacağız. Bunların her birisinin belli formülleri var, hiç merak etmeyin. Bir olayın olma veya olmama olasılığını hesaplamayı beraber öğreneceğiz. Zaten olasılık dediğimiz şey istenen bölü tümüyle bulunan bir şeydi. Biz 8. sınıfta bunu öğrenmiştik. Peki geldik ikinci ünitemize, fonksiyonlarda. Yepyeni bir konu ve gerçekten önemli bir konu diyebiliriz. Fonksiyon kavramını ve gösterimine bakacağız. İşte zaten fonksiyonun gösterimi fx şeklinde. Bu evrensel bir şey. Her zaman karşımıza gelecek. 11. sınıfta, 12. sınıfta hep karşımıza gelecek. Ardından tanımını yaptıktan sonra tanım, görüntü ve değer kümelerine bakacağız. Ve fonksiyonların çeşitlerine bakacağız. İşte doğrusal fonksiyonlar var, sabit fonksiyonlar var. Fonksiyon grafikleri nasıl çizilir? İşte sinüs fonksiyonu, işte kosinüs fonksiyonu, logaritmik fonksiyon ve benzeri farklı fonksiyon grafikleri çizmeye bakacağız. Ve doğrusal fonksiyonlarla modellenebilen günlük hayat durumlarına bakacağız. Yani aslında işte sıcaklığın değişimini sinüs fonksiyonuyla modelleyeceğiz. İşte logaritmik artışı popülasyonun değişiminiyle göstereceğiz ve benzeri. Peki iki fonksiyonun bileşkesi ve bir fonksiyonun tersi ne demek, ona bakalım. Şimdi bir kere fonksiyonları birleştirebileceğiz. Yani ben fx diye bir fonksiyon yazacağım, gx diye bir fonksiyon yazacağım. Sonrasında bunları birleştirip fogx diye bir fonksiyon yazacağım. Bileşke fonksiyon diyeceğim buna. Bir de bunun tersini, yani f-1x'in ne olduğunu hesaplamayı beraber öğreneceğiz. Ardından polinomlara geliyoruz. Polinomlar da fonksiyonların bir çeşidi aslında. Özel fonksiyonlar ve biz bunları px diye göstereceğiz. Bu kavramı öğrendikten sonra derecesi nasıl hesaplanır, katsayıları, sabit terim nasıl bulunur, ona bakacağız. Ve toplama, çıkarma, çarpma, bölme, yani dört işlem nasıl yapılır polinomlarda, ona baktıktan sonra da polinomlarda kalan bulma, üniversite sınavında en fazla çıkan kısım diyebiliriz. YKS kısmı diyebiliriz. Zaten kalan bulma sınav sorularında
number one'dır yani bir numaradır diyebiliriz. Polinomların çarpanlara ayrılması da aslında bizim bildiğimiz çarpanlara ayırma konusu. Ortak çarpan parantezine alma, gruplandırarak çarpanlara ayırma, işte özdeşliklerden, iki kare farkından, tam kareden yararlanma, değişken değiştirme yöntemi ve rasyonel ifadenin sadeleştirmesi yöntemi gibi farklı farklı yöntemleri göreceğiz. Ardından dördüncü ünitemizde ikinci dereceden denklemlere bakacağız. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemleri yapacağız ki unutmayalım, ikinci dereceden denklemler üniversite sınavında çok çıkan bir konu. Burada bu kavramı öğrendikten sonra bunların nasıl çözüldüğüne bakacağız ve diskriminant kavramına bakacağız. İşte B kare eksi 4 AC bunun dövmesini yaptıranlar bile var gerçekten de çok önemli bir kavram. Ve ardından karmaşık sayıları öğrenmeye başlayacağız. İşte Z ile yazılıyor, A artı İB şeklinde yazılıyor veya BI şeklinde yazılıyor. Bu İ kavramının aslında kareköklü negatif bir sayı olduğunu öğreneceğiz. Ve ikinci dereceden bir bilmeyen denklemlerin kökleri ve katsayılar arasındaki ilişkilere bakacağız. Kökler toplamının eksi B bölü A, çarpımının C bölü A ve benzeri olduğunu öğreneceğiz. Ve kökleri verilen ikinci dereceden denklemleri oluşturmayı öğreneceğiz. Bunların her birisinin belli formülleri var. Hiç merak etmeyin. Ardından geometri kısmımıza geldik. Dörtgenler ve çokgenler. Çokgenlerde çokgende açı kavramına baktıktan sonra yani açıları öğrendikten sonra çokgenin elemanlarından köşegen ve kenar ve açılar, iç açılar, dış açılar ve benzeri bunlara bakacağız. Düzgün çokgenlere bakacağız. Düzgün altıgen, düzgün beşgen ve benzeri. Ve dörtgenlere geldik. Dörtgenlerin temel elemanları işte köşedir, kenardır ve benzeri. Ardından açı özellikleri ve uzunluk özelliklerine beraber bakacağız. Tabii ki özel dörtgenler bizim buradaki ana parlayan konumuz bu. Bunların hepsi girişti bunlara. Aslında özel dörtgenlerden hem üniversite sınavında çok çıkıyor soru hem de gerçekten çok değerli bir konu her zaman karşımıza geliyor. Zaten biz eskiden kare, dik dörtgeni, işte eşkenar dörtgeni, paralel kenarı, yamuğu hepsini biliyorduk biz bunların. Yeni olarak bir deltoidi öğreneceğiz diyebiliriz ve bunların her birisi de aslında birazcık daha detaylarıyla öğreneceğimiz, işte hesaplamalarıyla öğreneceğimiz başlıklar olacak bizim için. Ardından en son olarak da uzay geometrisinde katı cisimler konusunu bakacağız ve burada zaten birazcık daha görsele dayalı bir konu diyebiliriz. Dik prizmanın özellikleri, alan ve hacmini hesaplama, dik piramidin özellikleri ve alan ve hacmini hesaplama. İşte prizmalar dediğimiz şeyin aslında üzerine oturulabilir şeyler olduğunu ama piramitler dediğimiz şeyin de üzerine oturulamaz şeyler olduğunu aklımıza getireceğiz. Yani sivri cisimler, dik piramitler piramit olarak adlandırılıyor diye düşünebiliriz. Peki o zaman süper bir şekilde sizinle beraber 10. sınıf matematiği hangi konuları işleyeceğimize baktık. Bunu yaparken de biliyorsunuz 0'dan 10'a sayısal setimizi kullanacağız. Bunun içerisinde matematik, fizik, kimya, biyoloji bütün kitaplarımız var. Ve bunlar konu anlatımlı soru bankalarımız. Bir de dinamo sayısal setimizi kullanacağız. Hemen göstermek istiyorum. Buradaki kitaplarımızın her birisinin konu anlatımı var. Bunlar sayısal set. Bir de sözel setlere de var bunların tabii ki. 0'dan 10'a matematik kitabımızda bütün konuların teker teker anlatımları var. Yani mesela burada hemen solda konu, sağda soru. Solda konu sağda soru şeklinde teker teker ve özel örnek sorularla teker teker her konuyu anlayabilirsiniz. Yapamadığınız soru olursa çözümüne videolu şekilde bakabilirsiniz. Burada aslında bizim konu anlatımı soru bankalarımız var. Bir de soru çözümü gerekiyor tabii ki. Mutlaka matematik soru çözerek öğreniliyor. Hem 0'dan 10'a matematikte soru bankamız var. Aynı zamanda sorularımız var ama burada gerçekten de çok kapsamlı bir dinamo soru bankamız var. Kalınca bir kitabımız. Bunun içerisinde teker teker her bir konuyla alakalı, her bir farklı soru tipiyle alakalı örneklerimiz, çözümleri ardından bununla alakalı sorular var. 4 tane soru var. Mono, di, tri, tetra diye adlandırdığımız. Yani bunlara testra diyoruz. Yani 4 soruluk bir test. Hatta bunun kavramları da kimya dersimizde öğrendik geçen sene. Dolayısıyla bütün bu konuları işleyebileceğimiz süper bir kaynağımız dinamo soru bankalarımız. Hatta bunun içerisinde ÖSYM tarzı testlerimiz var. İşte yazılıya hazırlıklar var. Ünite tekrarları var. ALFL testlerimiz var. Dolayısıyla süper bir şekilde sınıfımıza, sayısal derslerimize çalışabileceğiz. Peki 10. sınıf matematiği çalışırken nasıl çalışmamız gerekiyor? Bir kere okulda derslerimizi kesin anlayarak dinlememiz gerekiyor ve burada okulda ders kaçırmamamız gerekiyor. Tabii ki video derslerle biz kanalımızda 10. sınıf kanalında size bütün konuların anlatımlarını yapacağız. Bol bol soru çözüp pratik yapmak gerekiyor. Bunun için zaten dinamo sayısal setimiz ve 0'dan 10'a sayısal setimiz var. Onu da unutmayalım. Ardından çözemediğimiz soruların çözümlerini öğrenmemiz gerekiyor. Çok önemli bu. O da
tat uygulamasından tak diye bütün kitaplarımızın soru çözümlerini bak burada QR'larıyla okutarak tak diye zaten öğrenebiliyoruz. Yeni nesil beceri temelli sorular çözmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Ders çalışırken de kendine ait notlar almayı unutmayalım. Not alarak çalışmayı ihmal etmeyelim ve belli periyotlarla önceki konuların üzerinden geçmeyi ihmal etmeyelim. Çünkü konular unutuluyor evladım benim. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.